Herkese merhaba, ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbet hazırlamadan yapabileceğiniz çok pratik, hafif bir tatlı hazırlıyorum. Tatlımızın ismi, malzemelerinde de göreceğiniz gibi, adı üstünde 3 kaşık tatlısı. Tatlımızın keki için gerekli malzemeler 3 adet oda ısısında yumurta, 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu irmik, 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağı, 3 yemek kaşığı süt, 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozu. Tatlımızın şerbeti içinse 3 su bardağı 600 ml soğuk süt ve 1,5 su bardağı 200 ml'lik bardakla ölçtüğüm toz şeker kullanıyorum. Tatlımızın şerbetini soğuk olarak hazırlayacağız ve tatlıyla bu şekilde buluşturacağız. 3 kaşık tatlımızın kekini hazırlamak için 3 adet oda ısısındaki yumurtayı çırpma kasemin içerisine koyuyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Şimdi tatlımızın kekini çırpmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtalar çok güzel kabardılar. Hemen üzerine yine oda ısısında 3 yemek kaşığı sütüm vardı. Onu ekliyorum. Yine oda ısısında 3 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum malzemeleri. Yemek kaşığı irmik tepeleme olarak ekliyorum irmiğimi. 3 yemek kaşığı irmiğim vardı. Ve 3 tepeleme yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de ekliyorum. Mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Öncelikle şöyle bir karıştırmak istiyorum ben. Benim fırın kabım 20'ye 25 santim çapında yapışmaz bir tepsi. Siz dilerseniz eğer borcamınız varsa ona da dökebilirsiniz. Ben fırın kabımı önceden tereyağıyla güzelce yağladım. Ne olur ne olmaz. Piştikten sonra rahat ayrılabilsin diye. 3 kaşık tatlısının kekini 175 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Bu hafif tatlının şimdi de şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı sütüm vardı. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Ve şu şekilde karıştırıyorum. Kaynatmak yok, pişirmek yok, ılıtmak yok. Oda ısısındaki sütün içerisine toz şekerimi kattım ve sadece karıştırıyorum. Şekerim eriyene kadar bu karıştırma işlemiyle devam edeceğim. 3 kaşık tatlısının keki 175 derece fırında 10 dakikada pişti. Bakıyorum hemen, kürdan da kuru çıkıyor. Şimdi ilk sıcaklığın üzerinden atmasını bekleyeceğim. Bu sırada üzerine de delikler açıyorum. İki üç dakika kadar bekliyorum. Daha sonra şerbeti kekiyle buluşturacağım. Şeker sütümün içerisinde tamamıyla eridi. Şimdi yavaş yavaş sütümü
tatlının üzerinde gezdiriyorum. 3 kaşık tatlısı 15. dakikada hazır. 15 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı oluyor. Kekin sütün tamamını emmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kek sütlü şerbetin tamamını çekti. Şimdi buzdolabında 1-2 saat dinlenmeye götürüyorum. Tatlımın üzerine Hindistan cevizi ile kaplamak istiyorum. Özellikle günümüz şartlarında böyle pratik tarifler hayat kurtarıcı oluyor. Bu tarifi de mutlaka denemenizi öneriyorum. Az malzeme ile kolay bir şekilde şipşak hazırladığımız 3 kaşık tatlımız hazır. Bu güzel tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.